Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleri ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise çok özel bir liste hazırladım. 7 tane parfümden oluşuyor. Siz bayanlar için sonbahar ve kış mevsimlerinde kullanabileceğiniz kalıcı, seksi, harika parfümler bunlar. Gelin bakalım. Alın bir tür kahvenizi alın. Bir içeceğinizi alın. Bir şarabınızı alın. Neyse. Çıkın gelin bakalım bu listede neler oluyor. Şimdi ilk olarak başlayacağım parfüm Versace Crystal Noir. Bu Versace'nin en iyi parfümü bence. Şimdi bir sürü başka kristalleri var. Başka bir sürü bir şeyler çıkarmış. Onların hepsini geçiyoruz. Hiç hiç gerek yok. Tek ilgilenmeniz gereken ver sadece Kristal Noir. Şimdi bunu bir deneyelim bakalım. Ben bunu uzun zamandan beri severim. Bayağı da sıkarım. Şimdi bu sıcak Baharatlı, aynı zamanda biraz taze bir Hindistan cevizi kokusu. Ben bunu sıktığımda açılış böyle bir e, bilindik geliyor. Diyorsun ki aman bunu mu aldım? Yani bu hani çok iyiydi. Ama diyorum ki size bir 10 dakika sabredin. 10 dakika sabrettikten sonra bunun kuruyuşu, dry down'u resmen bir niş parfüm gibi. O kadar farklı ve o kadar kaliteli kokuyor ki. Ben bunu ıı, tanımlarken şöyle ıı, bahsediyorum: temiz bir koku aslında, ama aynı zamanda karanlık bir koku ve de aynı zamanda baharatlı ve bir Hindistan cevizi. Çok az da bir çiçekler var, bir beyaz çiçekler var. O yüzden ben bu kokuyu aslında bir gotik bir koku diyorum, biliyor musunuz? Ve de bence Cadılar Bayramı ayı için yani Ekim'di, Kasım'dı mükemmel bir parfüm bu. O kadar tatlı kokuyor ki, o kadar böyle sizi soğuk ayları hazırlıyor ki böyle bunu sıkmadan, dışarı çıkmadan önce sıkıyorsunuz. Böyle iş yerinize gittiğinizde ya da nereye gidiyorsanız böyle hafif kurmaya başlıyor. Böyle bir yandan hafif baharatlı oluyor. Bir yandan böyle hafif temiz bir hava geliyor. Bir yandan böyle biraz çiçeksi, biraz hindistan cevizi gibi geliyor. Yani bu çok iyi bir parfüm. Ve bu ucuz bir parfüm aynı zamanda. Versace'nin. Ve kesinlikle bence niş kalitesinde kokuyor. Ve de gerçekten çok kalıcı bir parfüm. Yani ben bunu giysime sıktığım zaman 24 saat kalıcılık alıyorum o derece ve de e, teninizde ise kesinlikle ben 6-7 saat veriyorum. Tabi uzun bir gününüz varsa eğer ya da günün devamında bir date gidecekseniz date gitmeden önce şöyle bir iki sprey etrafta tazelenebilir. Güzel kokar o yönden. Bunu mutlaka öneriyorum. Kış sonbahar aylarında ayrı bir parlıyor. Fiyat bakımından çok uygun, designer ama niş gibi güzel kokuyor. Versace'nin en iyi parfüm müdür Cristal Noir. Şimdi diğer diğer parfüme geliyorum burada. Tadam, Carolina Herrera Good Girl. Şimdi bu parfümle ilgili tartışılıyor, bazıları çok seviyor, bazıları yok bu ne bu olmaz diyor. Bazıları bu şişeyi çok güzel buluyor, ben de bayılıyorum, seviyorum bu şişeyi açıkçası. Bazıları da ay bu ne bu çok avam diyor. Şimdi ben bunu size söyleyeceğim. Gelin bir sıkalım bunu, bir deneyelim. Ben de bir iyice hatırlamış olayım. Şimdi bu Carolina Herrera Good Girl sıcak, baharatlı bir beyaz çiçek kokusu. Bendeki bu versiyonu o da tahfam ve de ben kış sonbahar ayları için bunu öneriyorum açıkçası. Şimdi burada beyaz çiçek alıyorum. Ben buradan tüberoz alıyorum. Baharatları alıyorum kakao alıyorum. Böyle biraz da böyle bir çikolatalı bir koku alıyorum. Ve de kesinlikle sıcak bir koku bu. Kesinlikle sıcak, yüksek ve de çok seksi bir koku bu. Ve de bunda öyle bir şey var ki ben bunda tam belirleyemediğim böyle tam burnumu onun üzerine koyup anam işte tamam bu Carolina Herrera Good Girl bu kokuyor diyemediğim bir şey var. Onun için ben bu parfümü açıkçası bayağı kendine özgü buluyorum. Ve de bu parfüm nasıl biliyor musunuz? Hani böyle mahallemizde kızlar olur, böyle seksidir, gezer ama hep böyle bir erkekler eleştirir, kadınlar eleştirir. Ama içten içe, hepsi onun gibi olmak ister ya, bence bu parfüm o. Bence burada Carolina Herrera gayet iyi bir parfüm yaratmış. Ee, sunumunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz, bilemem. Ama sonbahar kış aylarında çok güzel kokuyor. Çok da seksi. Tam böyle güçlü kadın, ayakları yere basan, ne istediğini bilen işte bu diyorum. Devam ediyorum. Bir diğer parfüme geldiğimizde ise burada benim designer dünyasında en sevdiğim parfümlerden biri. Çok uzun yıllar boyunca giydim. Çok uzun yıllar boyunca sıktım ve kendisi burada Balenciaga Flora Botanica. Şimdi ben bunu tabi ezbere biliyorum. Ama yine bir blotter'ımıza sıkalım bakalım. Nasıl olmuş? Ay bunun şeyi nerede? Ay karan bu burada bu siyah zor görünüyor. Ama sprey çok güzel bu. Yani ben bunu çok seviyorum. Yani bu artık buraya da gelir, her yere gelir. Şimdi bu günlük kullanıma çok uygun bir parfüm. Bunu dört mevsim kullanabilirsiniz. İmza parfümünüz olabilir. Bu naneli bir gül parfümü. Ama şimdi naneli gül parfümü deyince bu neden bahsediyor? Böyle bir saçmalık olur mu demeyin. Balenciaga öyle bir karıştırmış ki bu, harmanlamış ki malzemeleri. O kadar kendine özgübe, o kadar kalıcı, o kadar iyi bir parfüm ki anlatamam size. Yeşil notalar var, böyle. Düşünün ki bir kış sabahı çıktınız ve e, geceden kalan bir yeşilimsi bir ıslak bir koku var. Aynı zamanda çok Güzel bir nane koymuş böyle. Ve de bu da orada aradan aradan böyle size bir tazelik veriyor. Anladın mı? Ama böyle yani ciklet nanesi falan gibi sakın düşünmeyin. Ve de bunu bir amberle ve de gülle öyle güzel birleştirmiş ki tam böyle yani eski sarayların eski zamanların çok iyi bir çiçek bahçesine geçiş yaptığınızı düşünün. Bir botanik evine geçiş yaptığınızı düşünün. Bence bu parfüm o. Kesinlikle öneriyorum. Bunun eskiden kız kardeşi vardı. Rosa Botanica. Ben ona da bayılıyordum. Onu üretimden kaldırdılar. Neyse ki bu hala devam ediyor. Kesinlikle diyorum bunu bir e, mutlaka gözden geçirelim. Balenciaga Flora Botanica. Şimdi bir diğer parfüme geçiyorum. Yine bir beyaz çiçek, yine bir Yasemin kokusu ve de sonbahar kış aylarında mükemmel oluyor. Bir prenses, bir prens gibi kokuyorsunuz. Ben kadınıydı, kızıydı, erkeğiydi parfümlere inanmıyorum biliyorsunuz. Ama bunlar genelde kadınlar için önerilen parfümler. Yıl olmuş 2020 ne istiyorsanız sıkın. Artık erkeği, kadını, kızı kalmadı bu işlerin. Ve de burada önümde Tom Ford Jasmin Rouge var. Çok iyi bir Yasemin parfümü. Şimdi benim için Tom Ford bir designer parfümdür. Tom Ford e, şimdi bu private blendler çıkardı. Pahalı parfümler çıkardı. Tom Ford tanesi bin dolara e, parfüm çıkarsa bile benim için her zaman designer kalacaktır onun için bu listede de zaten sizlerle designer parfümlerden bahsediyorum. Onun için burada kendisi. Gelin şöyle bir sıkalım. Evet. Sambak Yasemen'i. Kesinlikle dark, karanlık bir background'da. Ah, kremsi bir hava var. Baharatlı bir hava var. Özellikle bu bana Şubat ayı, Mart ayı akşamlarında ki bir yemek davetine gittiğinizde sıkacağınız parfümdür bu. Gün içinde de güzel olur ama daha çok bana bu akşamı hatırlatıyor. Kesinlikle güzel bir date akşamı da olabilir. Bunu erkekler bu arada bayağı seviyor. Hani o gün yatacaksınız falan bu bayağı iyi oyundan. Şimdi bununla ilgili tek problem çok iyi. Bence Tom Ford'un en iyi çıkarttığı parfümlerden bir tanesi bu. Çok özel bir parfüm değil. Bunun bir, biraz benzerlerini falan kokladık ama hiçbirisi bunun kadar iyi değil. Yalnız buradaki en büyük problem ise maalesef kalıcılığı. Bu Tom Ford'un bütün a, portfolyosunda var. Tom Ford'un parfümleri maalesef pahalı olmalarına rağmen kalıcı değil. Ama bu çok güzel kokuyor. Deneyin diyorum. Sonbahar kış aylarında ayrı bir parlıyor. Beyaz çiçekleri seviyorsanız, Yasemin seviyorsanız böyle bir Hint prensesi gibi olayım, kaliteli kumaşlar, böyle bir sıcaklık istiyorsanız mutlaka bakın derim. Tom Ford Jasman Hur. Evet, son iki parfüme geldik listemdeki. <laughs> bir tanesine geçiyoruz şimdi. Bu benim çok uzun zamandan beri sıktığım bir parfüm. Kendisi bir uh, çiçeksi şipre parfümü. Yani yosunsu böyle okmos ok kokusu olan bir parfüm. Dominic Hopion tarafından yaratıldı. Dominic Hopion çok ünlü bir parfümcü. Daha fazla lafı uzatmıyorum. Ben de zaten en büyük boyu var. Çok uzun seneler aldım bunu şişesini. Sisli Soir de Lune. Şimdi tabii bunu da ben ezbere biliyorum. Bunu bir sıkalım. Evet, şimdi bu çok pahalı kokuyor. Şimdi blotter yapalım buna. Benim için sıslı bir designer'dır. Niş değildir. Biliyorsunuz cilt bakımı ürünleri var. Makyaj ürünleri var. Parfüm de yapıyor. Çok iyi bir şıp parfümdür. Çok iyi çiçeksi kokuyor. Bu ne biliyor musunuz? Bu bal, gül, mimoza, pudra, Akmos, yusunsu notalar. Burada açıkçası duyan gelmiş. Ama bu gelenleri o kadar güzel oturtmuşlar ki masaya. Kimse kavga etmiyor. Herkes çok güzel sohbet ediyor. Herkes birbiriyle çok uyumlu. Ah Çok iddialı bir parfümdür bu. Biraz burada aa, maskülen, erkeksi yaklaşımlar olur bu parfümde. Tabi dediğim gibi hiç bunları umursamıyorum ben. Ne istediğini bilen güçlü kadınlarım işte bunu sıkıyor. Çok da iyi yapıyorlar. Ben bunu ofise de sıkarım. Yemeğe de sıkarım. Alışverişe Migros'a giderken de sıkarım. Her zaman sıkarım. Ben bunu bir tek küçük kızlara, küçük oğlanlara önermiyorum. Yani bir 15-20 yaş arası insanlara olan bir parfüm değil bu. Fakat ondan sonrası için kesinlikle imza parfümüdür. Sesli Suahdülün, Floral Chypre, çok farklı kokar, açılışı çok patlayıcıdır. Herkes farkında olur. Fakat devamında kalıcılığını görürsünüz. Kuruyuşunda ise mutlaka bal ve pudra alacaksınız. Gözüm kapalı öneriyorum. Herkes çok beğenmez ama siz farkınızı yaratmak istiyorsanız olay bu şişede. Ve de... ...en son parfüme gelmiş bulunuyoruz. Çok konuşulan bir parfümden bahsedeceğim. Ee, kanalımda ilk kez bahsediyorum bundan. Lancome'un bir parfümü. Lancome'u da ben designer parfümler... ...adı altında işliyorum kanalımda. Ee, yeni versiyonu var. Eski versiyonu var. Biraz, önce, biraz sonra göstereceğim şey ...bir eski versiyonu. Ee, yeni versiyonu ile ilgili de... ...fikirlerim var. Zaten pek fark yok... Ama ikisi arasındaki farkı denememi ve de yan yana giymemi isterseniz mutlaka altta yorumlarda belirtin, tartışalım. Hemen devam ediyoruz. O zaman Lancome Oud Bouquet işte burada. Şimdi bu eski versiyonu ben bu şeyi daha çok seviyorum. Ama dediğim gibi yeni şişesi de gayet güzel kokuyor. Çok az, çok yani küçük nüanslar var. Burnumuzu bayağı iyi çalıştırmamız gerekiyor onları anlamamız için. Bu daha çok odunsu. Bunda oud kokusunu daha e, keskin bir şekilde alıyoruz. Oh my god. E, en iyi Lancome hemen tartışmayı kapatıyorum. Lancome'un bunun üzerine geçmesi çok zordur. Bir de burada size ben bunu bir kağıda sıkayım. Böyle bir de koklayacağım şimdi. Evet. Çok pahalı çikolatalar düşünün. Çok pahalı güller düşünün. Böyle yani tanesi 250 TL'yi alacağınız tek bir güllerin oluştuğu bir diyardan yaratılmış gül yağını düşünün. Ud düşünün. Bildiğiniz gibi parfümeri de sıvı altın olarak geçer. Çok harika. Tam böyle Orta Doğu. Ne çok tatlı, ne çok çiçeksi, ne böyle aşırı uh, udun verdiği kokarca kokusu, aşırı tahtalı bir koku var. Olgun bir parfüm çok seksi, böyle o kadar yapışkan bir parfüm ki. Buna ben çok iyi not veriyorum. Eğer fırsatınız varsa diyorum mutlaka deneyiniz. Lancome Oud Bouquet. En iyi Lancome mu? Galiba en iyi Lancome bu diyeceğiz. Öneriyorum. Şimdi... Oh! Lancome aslında en son değildi. Bir tane daha mention'ım var. Bir tane daha anlatacağım bir şey var. O, o da çok iyi. Benim Pierre Mugler'den en çok sevdiğim parfüm. Kendisi burada. Oh bunu nasıl unuturduk. Bunu ortaya çıkarmıştım. Bak şimdi. Yo, bir sıkalım bunu. Biliyor musunuz ben galiba bunu Alien'dan daha çok seviyorum. Bu sonbahar kış ayları için mükemmel bir parfüm. Karadeniz fındıkları düşünün. Tamam mı? Sarella düşünün. Paçuli düşünün. Böyle bunları almış, karıştırmış gibi düşünün. Böyle sarellanın eskiden makineleri vardı. Böyle basardık diye sarella çıkardı. İşte bu. Angel'ın, orijinal Angel'ın, Pierre Mugler Angel'ın DNA'sına sahip. Ama o DNA'yı almışlar, bir güzel böyle bir parçalamışlar, mutasyonu uğratmışlar, fındıkları araya serpiştirmişler ve de bu kirli, hafif taze, hafif baharatlı, hafif tatlı çikolatalı paçuli fragransını yani parfümünü yapmışlar. Ah, bunu da ben koluma sıkacağım. Bunu çok seviyorum ben de. Gerçekten çok güzel ve de Kesinlikle böyle bir yani kış aylarında sanki aldığınız sıcacık bir salep gibi bir parfüm bu. Mutlaka öneriyorum. Ofiste biraz günlük hayatta biraz zor zor kaçabilir bu. Fakat bir arkadaş görüşmesinde, bir gün gezmesinde, adamlarla çıktığımızda ya da ya erkeklerle çıktığımızda nasıl nereyle çıktığımız önemli değil. Kesinlikle öneriyorum. Baya bağımlılık yapıcı bir parfüm. Onun dışında evet Bunlar tamamlandı. Listem 7 parfümden oluştu. Chanel ve Dior eklemedim. Onları ayrıyetten tartışırız. Orası ayrı bir dünya zaten. Bunlar gayet kendine özel, çok kaliteli, seksi, kokan, güçlü kadınların, ayağı yere basan, ne istediğini bilen, geleceğin kadınlarının sonbahar kış parfümleri diyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ah, sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Ambulanslar geçti buradan. Umarım hiçbir zaman hastanelere yolumuz düşmesin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.